Okan Buruk hocam demiş Galatasaray şampiyon yapacak demiş Allah'ın izniyle ama yedek yabancı kaleci alması gerekir demiş. Muslera'nın yerine Muslera'dan 3 gömlek daha iyi kaleci alması gerekir. Muslera'dan 3 gömlek daha iyi kaleci yedek mi alacak? Alır canım 80-90 yani milyon euro verirse. 36 yaşında şöyle yani Muslera'dan sonra o kaleyi devralacak demek istiyor. Tabii tabii o anlamda yani bunlar tartışılabilir. Şimdi şöyle Galatasaray'ın 14 tane yabancısı var. Şöyle desteklerim. Arnold'dan faydalanamıyorsunuz. Arnold'da yollarınızı ayıracaksınız. Ayırmalısınız. Şimdi Galatasaray bir kere 3 tane yerli oynatma zorunluluğu var. Değil mi? Böyle her takımın olduğu gibi. Evet. Muslera'ya bir şey olduğu vakit Okan'a yani değil mi güvenebiliyor musunuz? Orada bir Muslera arada çok ciddi uçurum var. Bu uçurum olmaması lazım. Yani Okan'ın kendisini geliştirmesi gerekir. Aslında Giresun'da bir deneyim yaşadı. Burada hani belki tecrübeli bir kaleci ya da ne bileyim İneki Penny'e gibi geçen sezon daha genç bir kaleci de olabilir. Neler ayağı söylendi ama nasıl çıktı değil mi? Yani bu dediğim gibi... Nerede o kaleci pardon ya? Yadırgamam. Şundan dolayı yadırgam Barcelona'da. Şundan dolayı yadırgam. Barcelona'dan gelmişti ya. Yani şundan dolayı yadırgam. Barcelona'da ikinci kaleci. Şundan dolayı yadırgamam. Sen zaten belli pozisyonlar var. Belli pozisyonlarda yerli oynatabiliyorsun. Sol evet. Bekte oynatabilirsin. Sol stoperde oynatabilirsin. Kanatlardan birini yerli yapabilirsin. Falan filan. Yerli kaleci olarak... Muslera'dan sonra az önce ne dedim? Ya ben Altay'ın hani boşa çıksa Altay'ı alırım ya. Söyledin evet. Yani Altay o yüzden Fenerbahçe için çok değerli. Az önceki fikstür muhabbetinde de şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe için hakikaten övgüleri hak ediyor. Bir kere buradan başlayalım. Fenerbahçe hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok formda, çok iyi oynuyor. Göze hoş gelen futbol oynuyor, sıkıcı oyun oynamıyor. İnsanlar Fenerbahçe maçını izlerken keyif alıyorlar bir kere. Benim için kriter bu. Uyutmuyor yani. Kilitleniyorsun yani. Her an bir aksiyon var. En kötü hocayı izliyorsun. Yani keyif alıyorsun. Şimdi Fenerbahçe'nin şöyle bir şeyi de var. Hani bu sadece bir bilgi olarak bunu geçelim. Az önce bir izleyicimizin yorumundan yola çıkarak bunu söylüyorum. Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor? Giresunspor'la. Maç nerede? Kadıköy'de. Fenerbahçe 12. hafta sonunda kaçıncı Kadıköy maçını oynadığını biliyor musunuz hocam? Söyleyeyim. Melike sen biliyor musun? Ya yani 12. haftayı oynayacağız. Fenerbahçe kaçıncı iç saha maçını oynayacak? 5 mi? 6. Kadıköy'deki 8. maçını çok oynayacak. Çok fazla var. Ya 12 maçta 8. kez Kadıköy'de. 2 kez İstanbul'a dışına çıkmış zaten. Ya şöyle hatırlıyorum hep bir Kadıköy yani şimdi 2-2 burada... gidiyor ya. 2-2. 2-2 üstte hiç Kadıköy. Galatasaray. Ama bunun devamında ikinci devrede de tam tersi dezavantajı başka bir şey söyleyeyim. Gibi Galatasaray'da da tam tersi. Başka bir şey bu. Aynen. Başka bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe 12 maçının 8'ini Kadıköy'de oynamış. Galatasaray Başakşehir maçıyla kaçıncı deplasman maçına çıktığını biliyor musunuz? Çok fazla deplasman 8. çıktı. Bakın. Bu dönüyor ama işte yani. Bakın bu normal bir durum değil. Bu normal bir fikstür değil. Tamam Fenerbahçe'ye hakkını teslim edelim. Ama ikinci yarı fikstürü için de çok böyle şey yapmayalım. Yani biraz endişeli olalım bence. Peki bir şey soru soracağım. Çok zor soru ama bu. Hiç kaytarmadan lütfen söyleyeceksin. Şimdi Fenerbahçe en son oynadığı... Sivas. Yok. Avrupa Kupası maçlarında. Tamam. Değil mi? Hiç puan alamayan bir takım var mıydı en sonuncu? Şimdi? Dinamo Kiev. Evet. Peki Şampiyonlar Ligi'nden... Kiev puan aldı galiba şeyden. Ben neyse bir tane Larnaka'dan puan aldı. Bir puan almıştır. Beraberliği sonuncu olan. Evet. Neyse sonuncu olan bir takımla. Sen onun sonuncu olan bir takıma... Elendin ya Şampiyonlar Ligi'nden elendin. Kaç milyon euron gitti? Bunun bana cevabını ver. Yok, tartışabiliriz. Niye tartışacaksın? Diyorum yo, güzel yani. Şimdi ama o zaman Fenerbahçe ben şuna bağlıyorum. Fenerbahçe çok daha transferler yeni gelmişti takıma. Daha bir dahil olmayanlar vardı. Pedro mesela. Pedro zaten yok King nerede? Gelir gelmez o maçta çok kötüydü. Daha şimdi, kötüydü. Tamam ama şu var işte. Hocam bir sirkülasyon oldu. Bir de Fenerbahçe'nin böyle bir fobisi vardı. Avrupa bir ön eleme fobisi vardı. Özellikle Şampiyonlar. Genelde Benfica falan çıkardı. Jesus bence teşhisi çok iyi koydu. Yani Jesus'un takımı tanıması, camiayı, Türkiye'yi, kültürü tanıması da biraz zaman aldı. Jesus tanıdı. Hakikaten yani... Fenerbahçe'nin bir kere bu Avrupa fobisini aslında geçmişte Aykut Hocaman'la bir yarı final falan var ama ki daha önce Zico çeyrek finali de var. Ama
bir ön elemelerde bir şanssızlığı vardı Fenerbahçe'nin. Bir güçlü takım çekmek gibi bir handikapı da vardı. Şimdi bu bence, diyorum ki en zayıf takıma elendin Jesus, ya. Şampiyonlar olsun, Ligi'nden Jesus, elendin hocam, ya. Hocam kağıt şimdi yani. Zayıf dediğin takım doğru. Aylarca savaştı, şuydu, bir antrenman da yapamadılar ama bir ekol. Dinamo Kiev'e ekoldür. Lucescu gibi kurt bir hoca var. Fenerbahçe bu arada elendi. Elenmesi de böyle dramatik oldu. Yani öyle çok Fenerbahçe ilk maçı çok rahat domine edip. Evet, evet, beraberlikle dönmüştü. Orada farklı kazanacağı maç berabere bitti. Bir şey oluyorsun, bir tedirgin oluyorsun. Evinde sonra de İsmail, geçer diyorduk yani. İsmail'in kırmızı kartı vesaire evet. Derken 10 kişiyle gol de buldun, uzatmalarda yıkıldın. Yani ben şey, o maç ölçün biraz diyorum. Evet. Şimdi ya bak şöyle söyleyeyim ama ben niye bunu söyledim biliyor musun? İyi de öldür hakkını teslim et. Şimdi o zamanlar bence Jesus'la ilgili biliyorsun bir Şerif olayı falan vardı. Biraz kızmıştım. Bir de şeyi Lemos'u falan oynatıyordu ya, Perez'i Merez'i falan. İyicene sinirlenmiştim yani, tamam mı? Yani ben Fenerbahçe'nin iyi olmasını istiyordum. En kötü bir takıma yenildin. Ama hakikaten İsmail atılmasaydı ben o gün elerdi Fenerbahçe. Ama onu da işte o tecrübeli bir adam bir daha onu yapmaz. Sarı kartı ilk oynayan bir futbolcu. Bak sarı kartı varsa hemen alacaksın. Genç bir çocuğu. İşte Emre Can Beşiktaş'tan. Sarı kartı gördü, ilk oynuyor mu? Genç bir çocuk, hemen alacaksın ikinci de onu. Her sarı kartı ama alacaksan oyuncu bak, kalmaz hocam. Yok öyle değil. Hemen ya konuyu nasıl değiştiriyorsun? Nereye çekiyorsun? Ben sana diyorum ki genç bir oyuncu ilk oynuyorsa alacaktı. Ben şimdi bunları tabii orada eleştirdim değil. Sezgi ya. Hocam orada ha, onu seçeceksin. Veya bu tecrübe şimdi bir daha yapmaz. Bir daha yapsın. Bir daha ilk koysun öyle bir adamı, tak sarı gördüm hop diye alır oyundan. Alır yani. Ya onun için yani o zaman bunu söylediğim için hani ben oralarda bana çok kızlardı Fenerbahçe taraftarı falan ama ben orada haklıydım. İşte en son şimdi yine söylüyorum. En kötü takıma elendin. Ha öyle veya böyle. Bunun bahanesi yok, tamam mı? Ama yeni gelmişti falan filan neyse. Ben çok üzülmüştüm. Şampiyonlar Ligi'nden elendin ya. Öyle veya böyle. Şimdi ama Jesus bak göreceksiniz en azından 3-4 transfer daha yapacak. Belki dediğin gibi biraz evvel güzel bir espri yaptın, soyunma odası eğer olursa dedim var ya alacak şeyde 20-25 kişi şeyde aldırdın ya aldır ya bak bu da çok önemli bir şey. Bravo adamı ben takdir ediyorum, ufku geniş ya, bu kadar adamı aldırdım ben aldıramam arkadaş yani. Aldırmazdım ya gerek yok diye aldırmazdım. Adamın ufku geniş, inşallah da ha, çok başarılı olur bir final oynarlar. Bu yanlış anlaşılmasın yani ben Fenerbahçe'nin hep cesoven birisi olarak söylüyorum. Tamam güzel, her şey güzel. Amenna. Ama bu kadar transferi, bu kadar yeni oyuncu, kontratı belirsizliği olan ve bir senelik sözleşme imzalatan bir hoca ile yapmak biraz riskli midir? Bu, yani bu tabii ki bunun yönetim değerlendirir. Bir başarı gelirse Jesus kalır mı? Ya Jesus'un... Bence kalır. Bilmiyoruz. Bence de kalır. Çünkü buradaki sevgiyi, şeyi falan ha, başka olabilir. Yerde bu kadar göremez. Yani şu var, pardon bak. Biz sporta... Ama belki... Şey, bak belki şey de öyle, Portekiz de aynı, Türkiye'ye benziyormuş. Hocam, evet, aynısı. Çok benziyor. Ben bir şey soracağım, evet. Allah aşkına bugün Barcelona'nın başında kim var? Şuna bugün geleceğim. Jesus bana göre Barcelona'nın başında çok rahat olur.